Sevgili izleyenler, Ankara'dayız, AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz. Sinop'ta biliyorsunuz son günlerde yaşanan yoğun siyasi gündemin ardından vekillerimiz Ankara'ya geldi. Doğal olarak da tartışma Ankara'ya taşındı. Sinop'ta çıkan belediye ile AK Parti milletvekilimiz arasında, belediye başkanı ile AK Parti milletvekilimiz arasında çıkan tabela tartışmasının ardından yapılan açıklamalar AK Parti milletvekilimiz Mehmet Ersoy'a söz hakkı doğurdu. Ve en sonunda CHP Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay'ın size yaptığı bir açıklama vardı. Şimdi vekilime ben onları soracağım. Ve şöyle gireceğim konuya. Engin Altay'la çok iyiydiniz. Çok samimiydiniz. Mecliste beraber çalışıyordunuz ve Sinop için bakanlara bile beraber gidiyordunuz. Ne kimse sizin için Engin Altay'ın yanında laf edebilirdi, ne de Engin Altay'ın yanında sizin için laf edebilirdi. Böyle küçük bir konuda neden olaylar bu kadar? Onu doğrusu ben de çok büyük bir hayretle ve üzüntüyle karşıladım. Ben sadece bir şey söylüyorum. Belediyenin bu ısrarlı tutumu aylarca bir ilde tabela tartışması yapılmasına neden olmakta ve bu o ili yönetenler, o ilin siyasileri için bir ayıptır, bir gereksizliktir. Bunu ısrarla söylüyorum. Yapmadığın hizmete tabela asmak yakışmıyor kardeşim. Benim söylediğim sadece buydu. Bu iddiamın da arkasındayım. Şimdi sonuçta bir saatlik bir basın toplantısı düzenlemişler, açıklama yapmışlar. O bir saatlik açıklamada gördük ki evet bu hizmetleri bakanlıklar yapmış, bu iki sayın konuşmacı da AK Partili bakanlardan bu hizmetleri istemişler. Şimdi istemek mi önemli, yapmak mı önemli? Biz istedik diye yapanları hiç görmezden gelmek, yapanların yaptığı hizmetlerin önüne özür tabelaları asmak ciddi bir kuruma yakışmıyor. Söylediğim bu. Ben hizmetin yapılıp yapılmamasında değilim. Hizmetler elbette yapılıyor. Ama sonuç itibariyle belediyenin yapmadığı bir hizmete asla tabelaya da karşı çıkmak benim boynumun borcu. AK Parti hükümetlerinin ilimize yaptığı hizmetleri halkımızın anlamasını sağlamak da benim boynumun borcu. Bir kere zaten kendi yaptıkları açıklamalarda bunu teyit etmişler. Ben o açıklamalarda duyduğum bazı üzüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi insani olan kısmı. Bir, Sayın Baki Ergül'ü beni hiç ziyaret etmedi, bana geldi mi diyor. Milletvekili adayı olduğumda ilk ziyaretimi Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı ve Belediye'ye gerçekleştirdim. Ulaştırma Bakanımız geldiğinde Ulaştırma Bakanımızla beraber belediyeye ziyarete gittim. Hastalandığını duyduğum anda Samsun'a kaldırılmıştı. Derhal telefonla aradım. Ankara'ya sevk edildiğini söyledim. Araştırma Hastanesi ve hekim bulmak konusunda üzerime net sorumluluk düşüyorsa yapmaya rağmen hazır olduğumu bizzat kendisine ilettim. Ankara'da operasyon geçirdim. Aradım, geçmiş olsun dedim. Telefonu çıkamıyordu elbette ki. Ziyaret etmek, il başkanımızla birlikte ziyaret etmek istedik. Ziyaretçi kabul edilmedi. Bütün bunları da Sayın Engin Altay'la da paylaştım. Geçmiş olsun dileklerimi ayrıca onunla da gönderdim. Şimdi konu siyaset olunca bütün bunları yok sayıp inkar eden ama vekilin ev sohbetlerini takip ederek oralarda yaptığı konuşmalara basın toplantısıyla cevap veren bir anlayışın seviyeden bahsetmesini çok anlamsız buluyorum. İki, milletvekili mazbatamı aldığım günden bu tarafa Sayın Engin Altay hakkında tek bir cümlelik eleştiri yapmadım. Hiçbir zaman ikili ilişkilerimde aynı yaşta olmamıza rağmen abi sözcüğünden başka sözcük kullanmadım. Grup başkan vekili olduğunda şahsi tebrikimin yanında bizzat mesaj yayınlayarak başarısını kutladım, tebriğimi paylaştım. İlimizle ilgili her önemli sorunda, bu karayolları çalışmaları olabilir, doğalgaz çalışması olabilir, gerze termiği olabilir, askeri birlikler olabilir. Yaptığım her çalışmayı kendisiyle paylaştım. AK Partili bakanlara zaman zaman yaptığım ziyaretlerde onunla beraber gittim. Bugüne kadar bu hukuku Sinop'a hizmet adına, Sinoplu'nun dayanışması adına korumuş birisi olarak belediye başkanına yaptığım özetle bir cümlelik eleştiriye, o ilin belediye başkanının vereceği cevaba bile şey yapamayıp, yetinemeyip, ta Ankara'dan gelen Sayın Koca Grup Başkan Vekili'nin o basın toplantısında
şahsıma karşı kullandığı üsluptaki nezaketi ve yöntemi de yine Sinoplu'nun takdirine bırakıyorum. Peki bunun öncesinde siz Engin Altay hakkında bir açıklama dahi yapmadınız. Herhangi bir tartışmaya bağlı. Hayır. Onun ona gelen bir şey oldu mu sizce? Hayır, hayır, asla. Hiçbir şeyimiz olmadı. Ben sadece belediyenin bu uygulamasını eleştirdim. Belediye bu uygulamaya devam ettiği sürece de eleştirmeye devam edeceğim. Çünkü başkalarının hakkı gasp oluyor. Buna izin vermeyeceğim. Belki de nacizane bir teşekkür istiyorum. Yani ne ben kaldı ki basın toplantımızda benim basına yaptığım açıklamada tek bir cümle ile kendimden bahsetmedim. Mehmet Ersoy'dan bahsetmedim. Mehmet Ersoy'un başarılarından bahsetmedim. Ben AK Parti hükümetlerinin hukukunu koruyorum. 11 yıllık yaptığımız hizmetlerin hukukunu koruyorum. Yani ama karşıma çıkanlar ikisi beraber çıkmışlar. Bir saat konuştular. Bir saat boyunca yaptıkları o muhteşem hizmetleri anlatarak halkı ikna etmek, örgütlerini ikna etmek yerine bir de bütün örgütlerini toplamışlar. Bir saat boyunca Mehmet Ersoy'la uğraştılar. O zaman şimdi ben Engin Altay'ın üslubuyla soruyorum. Panik kim acaba? Bunu da Sinopluların takdirine bırakıyorum. Başka bir şey daha. Panik mi oldular diyorsunuz? Ben öyle bir şey demiyorum. Bana panik diyenlerin aslında ne kadar panik dediklerini kamuoyunun görmesini istiyorum. Başka bir şey de daha ucundu duydum. 11 yıllık profesyonel siyasetçi. Ana muhalefet partisinin grup başkan vekilliğine kadar yükselmiş bir insan. Hadi Sinop'a yapılan hizmetlerden, o okuduğu kağıtlardan, Sinop'a yapılan hizmetlerden hiç haberinin olmadığını anladım. Ama devletin işleyişinde bu kadar bilmediğini görmekten çok büyük üzüntü duydum. Buna nereden kaynaklı? Ya bilmiyor, devletin nasıl işlediğini ya bilmiyor, ya halkı yanıltmak için kasıtlı olarak böyle konuşuyor. Buna nereden kaynaklı? Nereden vardın? Bir, Boyabat-Saraybüzü yolu karınca hızıyla devam etse 2016'ya kalamaz. Proje 2016'ya revize edildi. Niye edildi? Çünkü o proje bitmek üzereyken Boyabat Çevre Yolu projesini ona ilave ettik. Yeniden bir prosedür işletmemek adına ihalesini o projenin bir parçasıymış gibi yaptık. Çalışmalar başladı. Boyabat Çevre Yolu projesi nedeniyle Saraybüzü Boyabat yolu uzatılmış gösterildi. Ama Saraybüzü Boyabat yolu için değil, o çevre yolu için uzatılmış oldu. Engin Bey'in bundan haberi yok. İkincisi, Saraybüzü Barajı. Saraybüzü Barajı yaklaşık 2 yıl önce bitti. Kendisi ne diyor? Yol çalışması uzadı. 2016'ya uzadı, niye uzadı diyor. Saraybüzü Barajı niye bitmedi diyor. Saraybüzü Barajı yaklaşık 2 yıl önce bitti Sayın Altay. Ancak, tabii senin onun haberi olmayabilir, o bu işlerle ilgilenemeyebilir. Ancak orada yaşayan çiftçilerimizin sulama suyu ihtiyacı da bir yandan karşılanmak zorunda kalındığı için su seviyesi istenen yüksekliğe çıkamadı. Bundan dolayı da geçici kabulü yapılamadı. Ancak iş bitti. Tabii geçici kabulü yapılamayınca resmiyette bitmiş görünmüyor. Engin Altay da resmiyette bitmiş görünmediği için iş bitmedi zannediyor. Bir başka şey, devletin işleyişiyle ilgili. Bizim zamanımızda köy dese bütçeden bu kadar para koyduk, şu kadar para ayırttırdık Sinop için diyor. Hayır. Köy des projelerinde hiçbir zaman, tarihin hiçbir döneminde Sayın Altay'ın söylediğinin aksine il il kaç lira ödenek gideceği bütçeye konulmaz. Bütçeye tek bir, bütün Türkiye için ödenek konulur. O ödenek 3 bakanlığın oluşturduğu komisyon marifetiyle İlkbahar aylarında illere taksim edilir. Yani ne Sayın Engin Altay'ın ne bir başka milletvekilinin bütçe görüşülürken iline gidecek köydes ödeneğini bilme imkan ve ihtimali yoktur. Bunu söyleyen gerçeğe aykırı konuşmuş. Yine bir ne çıkarsa bahtı ne olacak? Hayır, bunun kriterleri var. Toplam ödenek neyse ona göre planlaması yapılır, illere gönderilir. Ama sen bilmiyorsun yani. Bilmezsin. O çalışma sonradan yapılır. Mart aylarında falan yapılır bu çalışma. İkincisi, iki dilim halinde gönderilir bu ödenekler. Birincisi bütçeden gönderilir. İkinci dilim ödenek, bütçe imkanlarına göre sağlanan ek ödenekten dağıtılır illere. Haliyle
ikinci dilim ödeneğin gelip gelmeyeceğini de hiçbir milletvekili önceden bilemez. Bu sadece bütçe imkanlarına bağlı bir şeydir. 2012 yılında çok açık bir şey olmuştur. Van depremi nedeniyle ikinci dilim ödenekler gönderilmemiş, sadece Sinop'a değil, Türkiye'de hiçbir ile gönderilmemiştir. Bunun için de 2012 yılı köydeş ödenekleri bir önceki yıla göre yarı yarıya düşmüş görünür. Başka bir şey. Bunları bilmiyorsanız konuşmayacaksınız. Bilmiş gibi yapmayacaksınız. 11 yıllık profesyonel siyasetçiyim diyorsanız siyasetçi bilerek konuşacak. Ya da iline yapılan yatırımlardan haberdar olarak konuşacak. Hem bilmeden hem de biliyormuş gibi yaparak, kağıttan bir şeyler okuyarak insanları yanıltmaya çalışmayacak. Bir ilin yatırım programları, bir ilin yatırım programlarına gelen ödenekler sadece Kalkınma Bakanlığı'ndan sağlanmaz. Kalkınma Bakanlığı'nda bütçe rakamları korunur. Ancak sağlanacak mali yardımlar, sağlanacak hizmet alanları, sağlanacak cari gider ödenekleri ve sağlanacak ek ödenekler Maliye Bakanlığı'ndan sağlanır. Benim 2012 yılında iktidarımın Sinop'a gönderdiği ek ödenek 60 milyon liraya yakındır. Yani 3-4 milyon liralık yatırım bütçesindeki düşüşü örnek göstererek partimiz içinde eski yeni tartışma, yeni dönem tartışması gibi bir tartışmaya yönelik siyaset profesyonelliği ve şap kurnazlığına gelmeyecek kadar da sağduyudum. Ben AK Parti'nin 11 yılının tamamına sahip çıkmak üzere buradayım. Yeri zamanı geldiğinde Mehmet Ersoy'un sicilini halkımız değerlendirecektir. Ama daha ağzıma tek bir kez bile Mehmet Ersoy almamışken, milletvekilliğimin 2 yılı dolmuşken beni hedef alan ağır eleştiriler yapmasını, bunları da rakamları bilmeden, devletin işleyişini bilmeden 11 yılda öğrenememiş şekilde halka açıklamaya kalkışmasını da gerçekten çok büyük bir ilimiz adına üzüntüyle de takip ettim, izledim. Ha, bu arada şunu söylüyorum. Halkı hesap sormaya çağırıyor. Evet, ben 2 yıllık milletvekiliyim. Bu süre içinde 90 bin kilometre Sinop'a yolculuk yaptım. 90 bin kilometre. Belediye başkanını çok fazla görmemiş olabilir. Çünkü zamanım şehir kulübünde okey oynayarak geçebiliyorum Sinop'a gittiğimde. Parklardayım, bahçelerdeyim, meydanlardayım. Her yerdeyim, teravihlerdeyim, sahurlardayım. Sabah ezanlarına kadar Sinop'un parklarında gençlerle sohbet ettim. Bana hesap sormak isteyen herkese 11 yılın AK Parti'nin bütün icraatlarının hesabını vermeye hazır. Ancak yaptığımız o hizmetlerin gururuyla, başı dikliğiyle her zaman halkın içinde oluyorum. Bundan sonra da olmaya devam edeceğim. Hizmet eksenli. Bugüne kadar gücünü kavgadan, hırçınlıktan, hakaretten alan, siyasetçilere hiç benzemeden, onların da bu üsluplarına ve bu alışkanlıklarına çanak tutmadan mütevazi halk adamı tavrımı sonuna kadar devam ettirecek, bütün siyasetimi Sinop'a ve Sinopluya hizmete odaklayacağım. Ancak tek bir şeyi asla yapmam. AK Parti'ye, AK Parti'nin kadrolarına saygısızlık edemeyim. Onları yok sayanları da bu davranışlarını devam ettirmelerine asla izin vermem. Evet efendim, milletvekilimiz Mehmet Ersoy'u dinledik. Bir nevi cevap verdi. Orada kendisine söylenenlere o da gerekli cevapları verdi. Kendi üslubuyla verdi. Ve aynı zamanda kim panik? İşte onu göreceğiz dedi. Bakalım bu açıklamanın ardından CHP kanadından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir açıklama gelecek mi? Sinop'taki yoğun gündem Ankara'da devam ediyor.